Arkadaşlar merhabalar, iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. BES yayınlarının Ulti serisi TYT Matematik Soru Bankası'ndan güzel bir hız problemini sizler için yorumlamaya çalışalım. Belki çoğunuzun yapabildiği bir soru tipidir ama biz burada hiç bilmiyormuşsunuz gibi anlatmaya çalışalım. AOB 150 derece V1 büyük V2 olmak üzere şekildeki dairesel pistte A noktasından V1 ve B noktasından V2 hızlı araçlar saat yönünde aynı anda yola çıkmışlardır. Pistin etrafında sabit hızlarla hareket eden bu araçlar harekete başladıktan 130 dakika sonra 6. kez karşılaşmışlardır. Buna göre bu araçlar aynı noktalardan aynı anda saat yönünün tersi yönde hareket etselerdi 11. kez karşılaşmaları kaç dakika sonra olurdu diye sorulmuş arkadaşlar. Aslında biz çembersel bir pist etrafındayken ve aynı yönde gidiyorsak sanki doğrusal yolda aynı yönde giden araçlar gibi düşünebiliriz. Şöyle düşünün, diyelim ki doğrusal bir yol olsaydı, şurada V1 hızlı araç olsaydı, burada da V2 hızlı araç olsaydı, V1 V2'den büyük olsun, buradaki aradaki mesafe M kadar olsun. Aradaki mesafe M kadarken aynı anda harekete geçsinler arkadaşlar ve V1 hızlı araç ileride bir yerde V2 hızlı aracı yakalamış olsun. Bunun yakalaması için geçen süreye biz T demiş olalım. Aynı mantıkta V1 ile V2 arasındaki mesafe bu sefer arkadaşlar kaç gelmiş olsun? 2M gelmiş olsun ve yine V1 ile V2 aynı yönde gitsin. V1 V2 şurada bir yerde yakalasın. Aradaki mesafe M kadarken geçen süre T kadarsa aradaki mesafe 2M olduğunda yakalaması için geçecek süre ne kadardır arkadaşlar? 2T'dir diyebiliriz. Yani aradaki mesafe arttığında yakalama süresi de ne yapmış olacaktır? Aynı oranda artmış olacaktır. Hatta biz burada hızlar farkı üzerinden yorum yaparız aynı yönde gittiklerinden. Burada da aynı mantık geçerli. Dikkat edeceğimiz husus şu. Çembersel bir pistimiz var. Aralarında bunların 150 derecelik bir yay var. V1 ve V2 aynı yönde harekete başlıyorlar. İşte V1'imiz daha hızlı ya. V1 hızlı aracımız. O şu aradaki 150 derecelik yay kadar mesafeyi kapatıp V2'yi ileride bir yerde yakalayacak. Bu yakalamaya biz karşılaşma diyeceğiz. Zaten bunlar aynı yönde gittikleri için karşılıklı gelmiş olmazlar. Hızlı olan, yavaş olanı arkadan gelip yakalar. Yan yana geldiklerinde karşılaştıklarını söylemiş oluruz. Demek ki birinci karşılaşma için V1 hızlı aracın V2 hızlı aracı yakalaması için bakacağımız aradaki mesafe 150 derecelik yay kadar olan bir mesafedir. Diyelim ki birinci karşılaşma gerçekleşti. Yani V1 V2'ye göre, V1 hızlı araç V2 hızlı araca göre şu aradaki mesafe kadar fazladan yol yaptı ve bunun yanına gelmiş oldu. Şurada bir yerde yan yana gelmiş olsunlar. Şimdi burada V1 hızlı aracımız var. Aynı anda yanında da V2 hızlı aracımız var. Bu sefer V1 hızlı olduğu için zaten V2'nin önüne geçecektir. Ve bu sefer de tam bir tur kadar fazladan mesafe yolu alıp tekrar V2'nin yanına gelip onu yakalamaya çalışacaktır. Yani birinci durumda ilk kez karşılaşma yan yana gelme anlarında V1 ve hızlı araç V2 hızlı araca göre 150 derecelik fazladan yol yaparken burada tam bir çember kadar 360 derecelik fazladan yol yapıp onun yanına gelmesi ve onu yakalaması gerekecektir arkadaşlar. Bundan sonra ikinci karşılaşmadan sonra aynı mantık. Neden? Çünkü yan yana geldiler. Yine V1 hızlı araç V2 hızlı araca göre fazladan 360 derecelik yol yapıp yine onun yanına gelmeye çalışacaktır. O zaman bu tip sorularda birinci karşılaşma çok önemli. Çünkü birinci karşılaşma için V1'in V2'ye göre fazladan yapması gereken yol 150 derecelik bir yoldur diyebiliriz. Ama ikinci karşılaşma için artık birinci karşılaşmada yan yana geldiklerinden V1 hızlı aracın V2 hızlı araca göre fazladan 360 derecelik yol yapıp onun yanına gelmesi gerekir. Bu bize ikinci karşılaşmayı verecektir. Üçüncü karşılaşma yine aynı mantık. 360 derecelik fazladan yol. Dördüncü karşılaşma yine 360 derecelik fazladan yol. Bu şekilde gider. Yani önemli olan ilkini belirlemektir. Çünkü bundan sonra artık yan yana oldukları için hızlı olanın yavaşa göre fazladan tam bir tur atıp onun yanına gelmesi bize yeni bir karşılaşmayı verecektir arkadaşlar. Biz burada 6. karşılaşmadan bahsetmişiz. Birinci karşılaşmamız için fazladan yapmamız gereken yol 150 derecelik bir yoldur. Bundan sonraki her karşılaşma için fazladan yapmamız gereken yol, yani V1'in V2'ye göre fazladan yapması gereken yol 360 derecelik bir yoldur. Peki birinci karşılaşma, biz 6.ya ulaşmak istiyoruz. O zaman bunun üstüne 5 tane 360 derecelik fazladan yol yaparak 6. karşılaşmayı gerçekleştireceğimizi söyleyebiliriz arkadaşlar. Mesela 20. karşılaşma deseydi bir tane 150 derece alacaktık. Bunun üzerine 20-1'den 19 tane 360 derecelik fazladan yolu almış olacaktık. Peki bir 150 derecelik mesafe
mesafeyi kapatıyor V1 hızlı araç, bir de 360 derecelik mesafeyi. Şurada dediğim gibi düşünün. Aradaki mesafe M ise geçen süre T olsun. Aradaki mesafe 2M olduğunda geçen süre bunun iki katına çıkıyor. 150 ve 360 arasında da buna benzer bir bağıntı yakalamaya çalışalım. Ben şöyle düşündüm. 150 dereceyi biz 30 derece çarpı 5 gibi düşünelim. 360 dereceyi de 30 derece çarpı 12 gibi düşünelim. 30 ortak bölen olduğu için bunun üzerinden yorum yapmaya çalışalım. Her 30 derecelik mesafe kapanışı için geçen süre T olsun arkadaşlar. Yani bunların arasında 30 derecelik bir fark olsaydı V1'in V2'yi yakalaması için geçecek süreye T demiş olsaydık. 150 derece 5 tane 30 derece yaptığı için bu 150 derecelik mesafeyi kapatmak için geçecek süre ne olur o zaman? 5T olur. Benzer mantıkla 360 derecede 12 tane 30 derece yaptığı için ikinci, birinci karşılaşmadan sonraki her karşılaşma için geçecek sürede bize 12T'yi verecektir. Dediğim gibi birinci karşılaşma için 5T geçti. Biz altıncı karşılaşmaya ulaşacağız. Birinci karşılaşmadan sonra 5 karşılaşmalık daha mesafemiz var. Bu bize 5 karşılaşmalık daha zaman verecektir. Yani 5T'nin üzerine 5 tane de 12T ekleyeceğiz. Buradan 60 artı 5'ten 65T gelecek. İşte 6. karşılaşma için geçmesi gereken süreyi biz 65T bulacağız. Bu da bize zaten 130 dakika olarak verilmiş. 65T 130 ise T'miz 130 bölü 65'ten 2 gelecektir. T'miz 2 ise her 30 derecelik mesafeyi kapatmak için geçmesi gereken sürenin 2 dakika olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bunu bulduktan sonra diyor ki bize bu araçlar aynı noktalardan aynı anda saat yönünün tersine hareket etselerdi. Bu sefer de V1 bu tarafa dönüyor. V2 de bu tarafa dönmüş oluyor. Yani yine V1 V2 yakalamaya çalışıyor. Dediğim gibi ilk karşılaşma çok önemli. Bundan sonraki her karşılaşma zaten 360 derece yani 12T üzerinden yapılacak. Peki ilk karşılaşma bu sefer kaç dereceyi içeriyor? 360-150'den 210 dereceyi. Çünkü bu sefer saat yönünün tersine dönüyorlar ve kapatması gereken mesafenin 210 derecelik bir mesafe olduğunu görüyoruz. 30 derecede 2 dakika geçiyorsa 210 derecede bu bunun 7 katı 7 kere 2'den 14 dakika geçer. Yani bu sefer de birinci karşılaşma için 14 dakikanın geçmesi gerekir. Bundan sonraki her karşılaşma bize 12T'lik süreyi verecektir. T 2 olduğu için 12 çarpı 2'den bundan sonraki her karşılaşmanın 24 dakikada bir gerçekleşeceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Biz kaçıncı karşılaşmayı alıyoruz? 11. karşılaşma. Birinci gerçekleşti. Birinciden sonra 10 kez daha karşılaşmak istiyoruz. Her biri bize 24 dakika mal olacaksa 10 tanesi 10 tane 24 dakikaya mal olur. Birincisi 14 dakika sonraydı. Üstüne 10 kere 24'ten 240 daha geçti. 240 artı 14'ten de toplamda 254 dakikaya ulaşmış olduk arkadaşlar. Demek ki saat yönünün tersine hareket ederlerse aynı noktalardan 254 dakika sonra 11. kez karşılaşacaklarını söyleyebiliriz. Arkadaşlar buradaki bakış açısının oturması açısından biraz detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım anlatmaya çalıştığımız mantık açıklayıcı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar. Arkadaşlar merhabalar. Yine BES yayınlarından güzel bir soruyu sizler için yorumlamaya çalışalım. Bir terazi üzerine konulan ürünün kütlesini hatalı ölçmektedir. Bir manav etiket fiyatının %20 eksiğini aldığı bir miktar portakalı bu teraziyle tartarak etiket fiyatının %20 fazlasına satmıştır. Tüm satış sonunda elde edilen kar %5 olduğuna göre manavın terazisinin hata oranı yüzde kaçtır diye sorulmuş. Bu tip sorularda şöyle bir mantık düşünüyorum ben arkadaşlar. Rahat işlem yapmak adına 100 üzerinden hareket edebiliriz ya da onu kullanabiliriz. Onun da yüzdelik hesapları çok kolay oluyor. Mesela etiket fiyatımızı 10 olarak almış olalım. Etiket fiyatımız 10'muş. Biz bunun %20 eksiğine mal etmişiz. %20 5'te 1 demektir. Onun 5'te 1'i 2 yapacağı için 10-2'den maliyet fiyatımızın 8'e geldiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Ama etiket fiyatının da %20 fazlasına satmışız. %20 yine 5'te 1 demektir. Onun 5'te 1'i 2 olduğu için satış fiyatımız 10+2'den 12'dir. Aslında bakın biz 8'i alıp 12'ye satıyoruz. 12-8'den 4 lira kar ediyoruz. Yani 8'de 4 kar ediyoruz. Bu bize %50 karı verecektir. Çünkü 4 8'in yarısıdır. 100'ün yarısı da 50 geleceği için buradaki kar oranının %50 olduğunu söyleyebiliriz. Ama son durumda bizim karımız %5'e denk gelmiş. Çünkü bizim tartımız, terazimiz eksik tartıyor. Elimizdeki 10 kiloluk ürünü örneğin 8 kilo gibi, 5 kilo gibi gösteriyor. Böyle düşünün. İşte ben burada yine rahat işlem yapmak adına diyorum ki portakallarımız da 10 kilo olsun. Yani biz kilogramı 8 liradan 10 kilo portakal almış olalım. Bu bize 8 kere 10'dan neyi verecektir arkadaşlar? 80 lirayı verecektir. Bizim maliyetimiz toplamda 80 liraya gelmiştir. Düşünün biz kilosunu 12'ye satabilsek 10 kere 12'den
12'den 120 lira kazanmış oluruz. 120 eksi 80'den 40 lira kar etmiş oluruz. 80'de 40 demek de bize %50'yi verir. Ama terazimiz hatalı olduğu için elimizdeki portakal daha az gözükmüş ve biz daha az kar etmişiz. Peki karımız neymiş? %5. Karımızın %5 olması demek 80 liramız üzerinden %5 kazanmamız demektir. Hemen bunu bir hesaplayalım, 80 liranın %5'ini. %5 20'de 1 demektir. 80 çarpı 1 bölü 20'den 4 gelir. 4 lira bizim 80 lira üzerinden karımızdır. Yani cebimize giren toplam paramız 80 artı 4'ten 84 liradır diyebiliriz arkadaşlar. 80 lira masraf ettik, 84 lira kar ettik. 84 lira kazandık. 84 eksi 80'den 4 lira karda olduğumuzu, 4 80'in 20'de 1'i yani %5'i olduğu için de kar yüzdemizin %5 olduğunu görüyoruz. Peki bu nasıl oldu arkadaşlar? Normalde biz kilosunu kaça satacaktık? 12'ye satacaktık. 12'ye 10 kilo satıp 120 lira kazanacakken arkadaşlar, biz burada 12'ye öyle bir kilo satmışız ki cebimize giren para 84 lira olmuş. Demek ki buradaki hata oranıyla terazimizin gösterdiği miktara x kilo dersek, biz bu x kilonun her birini 12 liradan satarak 12x lira kazanmışız. Bu da bize 84 lirayı vermiş. Buradan x'imiz 84 bölü 12'den 7 gelecektir. Demek ki bu hatalı ölçümlerle 10 kilo olan portakalımız 7 kilo gibi gözükmüştür. Biz de kilosunu 12'den sattığımızdan 7 kere 12'den 84 lira para kazanmışızdır. 80 lirası maliyet olduğu için de 4 lirası kar olarak gelmiştir. 4 de 80'in 20'de 1'i yani %5'i olduğu için karımız %5 olarak belirlenmiştir arkadaşlar. İşte bize manavın terazisinin hata oranı yüzde kaçtır diye sorulmuş. Normalde 10 kilo portakal göstermesi gerekirken 7 kilo göstermiştir arkadaşlar. 10-7'den 3 kiloluk hata yapmakta. Demek ki 10'da 3 hata yapıyor. Biz yüzde kaçtır diye arıyoruz. Bakın bu 10 katına çıkmış, bu da 10 katına çıkar. Buradaki yüzdemiz de %30 olarak belirlenmiş olur. Aradığımız cevabın C şıkkı gelmesi gerekir. Umarım çözümümüz açıklayıcı olmuştur arkadaşlar.